Selam arkadaşlar, Elmas'ın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir tarif ile birlikteyim. Bazlama yapacağım. Evde bazlama nasıl yapılır? Hamurumu yoğurdum. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı mayası gelmiş. Kapağına bakın arkadaşlar. Taşmak üzereydi. Yakaladık. Ve hemen yapımına geçelim. Arkadaşlar, imkanlar evde ancak bu kadar oluyor. Elektrikli sacımız var. Parkemiz yanmaması için sehpa üzerine koyduk. Şöyle yuvarlak tahtamız var. Oklavamız var pişirmek için. Pişiricimiz var. Ve una ihtiyacımız var. Hemen bezimizi alalım. Arkadaşlar, bezelerimiz yapışmaması için şöyle hafiften un serpiştirelim. Şuraya bir miktar un koyalım. Şu sol elimle şöyle hamurumu alıyorum. Aynen buraya dikkat. Şöyle sıkıyorum. İlk olarak yapışabilir. Çünkü bazlama hamurumuzu cıvık yoğurduk arkadaşlar. Ne kadar cıvık yoğurursanız, yani yumuşak, o kadar yumuşak bazlamanız olur. Şöyle yuvarlayalım. Şuraya dikkat et Ayhan. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Hafiften sıkıyorum. Bıraktığım zaman beze kendiliğinden oluşuyor zaten. Biraz büyük oldu galiba. Küçük yapalım. Şöyle sıktığım zaman bakın bezemiz yuvarlakça oluyor arkadaşlar. Bezemizi alalım, daha sonra yapma işlemine geçelim. Arkadaşlar, bezelerimizi bitirdik. Gördüğünüz üzere burada da mayaları geliyor. Kabarmaya başladı. Şöyle bir bez yardımı ile, poğaça yardımı ile üstünü kapatalım. Diğer tarafı da yapmaya başlayalım. Fırınımızı ısıtalım. Arkadaşlar, bezemizi şöyle ters çevirdik. Hafiften fazla bastırmayalım ki mayası gitmesin. Evde bazlama böyle yapılır arkadaşlar. Aslında odun ateşinde yapmak isterdim sajda. Saj üzerinde, ama bazen imkanlar el vermiyor maalesef. Sacımız ısınmaya başladı. İlk bezemizi bırakalım. Bismillah. Allah kolaylık versin. İkinci bezemize geçelim. Bezemizin şöyle iyi tarafını arkaya getiriyoruz arkadaşlar. Bazlamamız güzel olsun diye. Hamurumuz bayağı cıvık. Bir de evde yaptığımız için, ev ortamı da sıcak olduğu için hamur kendini toparlayamadı arkadaşlar. Şimdi onu ortaya saldık. Şöyle kenara çekelim bunu biraz. Daha kabarmadığı için çekilmiyor arkadaşlar. Bazlamamız pişmeye başladı arkadaşlar. İkinci bazlamamızı da şöyle koyalım. Üçüncü bazlamamızı da bir taraftan yapmaya başlayalım. Bunu da şuraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi kabarmaya başladı arkadaşlar. İlk bazlamamızı pişirdik. Diğeri de kabarmaya başladı. Her pişirdiğimizde şöyle bir bez yardımı ile sacımızı silersek eğer bazlamalarımız daha güzel olur, parlak olur arkadaşlar.
Ben tahta aldım pişirmek için aslında ama bununla fazla beceremiyorum. Elimle daha iyi döndürüyorum. Daha bu fazla güzel kabarmadı. Şöyle diğerlerinden ayıralım. Göz göz olmaya başladı. Piştiğinin belirtileri arkadaşlar. İlk pişen bazlamamızı şöyle döndürelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar pişiyor ve kabarıyor. Neredeyse yanmaya gelmiş. Bazlamalarımızı bayağı pişirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğumaya bırakıyoruz. Sacımızın üzerindekiler de şöyle kabarmaya başladı. Onlar pişerken bir tane daha açalım arkadaşlar. Mayalarımız bayağı geldi. Bezelerimizin mayası. Unumuzun da fazla özü yokmuş aslında. Piştikten sonra birini çekip yerine bunu yerleştireceğiz arkadaşlar. Zaten pişenler kendini ifade ediyor. Şöyle hafiften kabarıyor. Gördüğünüz gibi bazlamamız pişti arkadaşlar. Şimdi diğerini sacımıza yerleştirelim. Bezelerimiz de az kaldı. Bazlamalarımızı bitirdik arkadaşlar. İşte son hali. Elektrikli sacda ancak bu kadar olur. Yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza, saatinize dikkat edin. Hoşça kalın. Esenlikler kalın.